Herkese merhaba, LG'nin 2015 model amiral gemisi akıllı telefonu LG G4 aralarında İstanbul'un da bulunduğu çeşitli şehirlerde 28-29 Nisan tarihlerinde tanıtılmıştı. O zaman bu telefonun öncelemesini yapmıştık. Şimdi bir süredir LG G4'ü kullanıyoruz ve artık LG G4 ile ilgili deneyimlerimizi aktarma zamanı. LG G4 tasarım anlamında geçen yılın modeli LG G3'e benziyor. Ufak tefek oynamalar dışında G3 ve G4'ün hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak G4'te küçük bir boy uzaması durumu söz konusu. Telefon bu yılın amiral gemisi modellerine göre LG G4'ün rakiplerine baktığımızda biraz daha kalın duruyor. Kalınlık 9.8 mm'ye kadar çıkabiliyor. Bu kalınlık bir dezavantaj gibi görünebilir ancak kullanım sırasında bu kalının, bu kalın gövdenin herhangi bir sorun çıkartmadığını söylememiz gerekiyor. LG G4'ü cebimize rahatlıkla taşıdık. Aynı zamanda kullanırken de bu kalınlık herhangi bir sorun yaratmadı. Üstelik arkadaki kavisli yapı sayesinde telefonu elde rahatlıkla tutmanız mümkün oluyor. Böylelikle de LG G4 kullanırken herhangi bir sorun yaratmıyor. LG G4'ün LG'nin G Flex serisinden almış olduğu bir özellik de var. Bu da kavisli profil. LG G4'e yandan baktığınızda hafif bir kavis dikkatinizi çekecektir. Bu kavisli yapı sayesinde LG G4 yüzünüze daha iyi şekilde oturuyor ve telefon görüşmeleri sırasında kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Çoğu akıllı telefon 2015 model amiral gemilerinde sabit bir gövde, yekpare bir gövde görüyoruz. Yani arka kapaklar sabit oluyor ancak LG G4'te durum böyle değil. LG G4 değiştirilebilir arka kapaklarla birlikte sunuluyor. LG G4'e biraz daha farklı bir hava katmak için orijinal deri kapaklarda sunuyor. Görmüş olduğunuz seramik beyaz veya metalik siyah gibi plastikten yapılmış kapaklara ek olarak üzeri deriyle, orijinal deriyle kaplanmış farklı renkte deri kapaklar da bulunuyor LG G4 ile birlikte sunulan ve doğrusunu söylemek gerekirse deri kapaklar LG G4'e biraz daha farklı hava katıyor. Kullanım zevkini biraz daha yukarılara çıkarıyor. LG G4'ün orijinal deri kapaklı bir versiyonu alırsanız telefonu kutusundan çıkardığınızda derinin o kokusunu hissedeceksiniz. Sanki yeni bir telefon değil de yeni bir otomobil satın almış hissini yaşayacaksınız. Bunun dışında LG'nin sihirli tuş tasarımında yine LG G4'te görürüz. Tuşlar üzerinde hafif oynamalar yapılmış. Bu sayede tuşlar biraz daha rahat kullanılıyor. Telefonun arkasına bakmadan sadece parmaklarınızı yoklayarak güç butonun veya ses tuşunun nerede olduğunu rahatlıkla görmeniz mümkün oluyor. Arkada sihirli tuş tasarımına yer verilmesi sonucunda kenarların boş olduğunu görürüz. Sağda ve solda herhangi bir buton yer almıyor. Alta baktığımızda 3.5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve micro USB portunu görüyoruz. Üste baktığımızda da kızılötesi port ve ikinci mikrofon yer alıyor. Söylediğimiz gibi LG G4'ün kapağı çıkarılabiliyor. Çıkarılabilir kapağın arkasında da 3000 mAh kapasiteli pil yer alıyor. Bu yüksek kapasiteli pil LG G4'ün diğer rakiplere göre en önemli avantajlarından bir tanesi. Böylelikle LG G4 biraz daha uzun süreli bir kullanım ömrüne sahip. Bunun dışında yine microSD kart yuvası da LG G4'ün artılarından bir tanesi. LG'nin söylediğine göre sınırsız kapasitede kartlar takılabilir. Yani 128 GB veya daha sonra çıkacak daha yüksek kapasiteli kartları da LG G4'e takarak 32 GB'lık dahili hafıza ek olarak daha fazla kullanım alanını elde edebilirsiniz. Altta da küçük bir hoparlör ızgarası görüyorsunuz. Bu hoparlör ızgarası küçük olsa da iyi bir ses çıkışı sağladığını söyleyebiliriz. 16 megapiksel kamera arkada yer alıyor. Aynı zamanda önde de 8 megapiksel kameranın bulunduğunu görüyoruz. LG G4'ün ekranı 5.5 inç 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Geçen yılın telefonu G3'te aynı özellikleri barındırdığını görüyoruz. Ancak detaylara indiğimizde LG G4'te Quantum adı verilen bir ekran teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Quantum IPS ekran sayesinde gözün hassas olduğu mavi ve kırmızı renkler daha fazla ön plana çıkarılıyor. Böylelikle renk doğruluğu daha da artırılmış oluyor. Bunun sonucunda da LG G4'ün kullanıcı arayüzünde gezinirken, film izlerken veya fotoğraflara bakarken, aynı zamanda internette gezinirken çok daha canlı, çok daha gerçeğe yakın renklerle iyi bir görsel zevk, iyi bir görsel deneyim elde etmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında LG G4'ün güneş ışığı altında da iyi bir görüş sunduğunu söyleyebiliriz. Görüş açıları bakımından da bu telefon oldukça iyi seviyede. Karşımızda yüksek çözünürlüklü, parlak, canlı renkler sunan kaliteli bir ekran var. Bu da LG G4'ün kullanım deneyimini çok daha yüksek seviyelere çıkarmış oluyor. Ekran dışında telefonun içerisindeki donanımlara baktığımızda LG'nin biraz daha bir kademe daha düşük seviyede gittiğini görüyoruz. Snapdragon 810 işlemci yerine 6 çekirdekli Snapdragon 808 Yonga seti yer verildiğini görüyoruz bu telefonda. Bu telefonda Adreno 418 GPU,
3 GB RAM ve 32 GB'lık dahili hafıza var. Söylediğimiz gibi microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da yukarılara çıkartmak mümkün oluyor. Snapdragon 800 işlemci benchmark testlerinde Snapdragon 810 veya Samsung'un Exynos 7420 işlemcisine göre biraz da alt kademeli sonuçlar veriyor. Ancak genel olarak baktığımızda bu telefon Snapdragon 808 Yonga setle de oldukça iyi şekilde anlaşıyor, iyi şekilde faaliyet gösteriyor. Bu da her şeyin rakamlar, bileşenler olmadığını, önemli olanın optimizasyon olduğunu gösteriyor. LG G4'ü kullandığımız süre boyunca telefonun performansından memnun kaldık. Kullanıcı arayüzünde düzgün şekilde gezinmek mümkün oluyor. Kamera uygulaması hızlı açılıyor, fotoğraf çekim hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Video izleme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İnternet sayfaları da düzgün şekilde görüntülenebiliyor. Isınma konusunda Snapdragon 808 problem çıkarmıyor. Standart bir ısınma durumunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Pil tüketimi konusunda da LG G4 başarılı bir sonuç sergiliyor. 3000 mAh kapasiteli pilde bu telefon 2 gün, 1-2 gün rahatlıkla çalışma olanağı sağlayacaktır. Snapdragon 808 yüksek profilli oyunlarda da herhangi bir sorun çıkarmıyor. Grafikler, akışıklık oldukça iyi şekilde. Snapdragon 808 kağıt üstüne bakıldığında belki biraz soru işaretleri oluşturuyor olabilir. Ancak genel kullanıcı deneyim açısından herhangi bir sorun çıkarmıyor. Düzgün bir kullanıcı deneyim elde etmenize olanak sağlıyor. Bunun dışında LG G4'te UX 4.0 kullanıcı arayüzü var. Bu UX 4.0 kullanıcı arayüzü Android 5.1 Lollipop'un üstünde geliyor. Ve aslına baktığımızda geçen yılın telefonu LG G3'te görmüş olduğumuz o pastel renklere sahip olan kullanıcı arayüzü hemen hemen aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki ufak tefek oynamalar söz konusu. Örneğin Smart Bulletin adı verilen bir bileşen var. Bu ana ekranın en solunda yer alıyor. Burada LG Health, takvim, müzik, Smart Settings, uzaktan kumanda, Smart Tips gibi farklı LG G4 bölümlerinin uygulamalarının detayları bu alanda yer alıyor. Burası aslında sizin bir günlüğünüz, ne kadar kalori yaktınız, ne kadar yürüdüğünüz, yaklaşan randevu kayıtlarınız, müzik dinlemek istediğinizde müziğe hızlıca ulaşabileceğiniz bir ortam. Bütün bunlar görmüş olduğunuz Smart Bulletin bölümünden sunuluyor. Bunun dışında Smart Notes, akıllı notlar denilen bir özellik var. Bunu G3'te de görüyorduk. Bu Smart Notes bölümü de hayatınızı kolaylaştıracak, telefonunuzu daha düzgün şekilde, daha performanslı şekilde kullanmanızı sağlayacak çeşitli ipuçlarını sunuyor. Aynı zamanda buradan hava durumuyla ilgili ipuçlarını da alabilirsiniz. Gün içerisinde hava durumu nasıl olacak, yarın hava nasıl olacak? Bu gibi bilgileri de Smart Notes sizlere sağlıyor. Bunun dışında yine LG'nin telefonlarında yer alan Q Memo, Q Slide gibi özellikler de yine LG G4'te bulunuyor. Aynı zamanda ikili pencere özelliği sayesinde aynı anda ekranda iki farklı uygulamayı açabilir. Bir yandan video izlerken bir yandan internette gezinebilir veya bir yandan fotoğraflarınıza bakarken bir taraftan da e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. LG G4'ün en kuvvetli noktalarından bir tanesi şüphesiz kameraları. Arkada 16 megapiksel 1.8 diyafram açıklıklı bir kamera bulunuyor. Zaten kameranın gelişmiş olduğunu şeklinden anlıyorsunuz. Bu kamera 6 eksenli optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Bu da daha düzgün, bulanıklığın olmadığı fotoğraflar ve aynı zamanda daha duran, titreşimin olmadığı videolar çekme anlamına geliyor. Önde de söylediğimiz gibi 8 megapiksel kamera yer alıyor. Bu iki kamera LG'nin yeni nesil kamera uygulaması yardımıyla kontrol ediliyor. Kamera uygulamasına baktığımızda 3 farklı çekim modunun olduğunu görüyoruz. Basit modda daha önce LG telefonlarında gördüğümüz gibi bütün çekim işlemi dokunarak çekme üzerine odaklanmış. Yapmanız gereken ekran üzerinde herhangi bir noktaya parmağınızı dokunarak odaklamak, daha sonra çekim işlemi kolaylıkla gerçekleştiriyor. LG'nin kamerada yer verdiği, kameranın hemen yanında yer verdiği lazer optik odaklama sistemi sayesinde odaklama işlemi çok kısa süre içerisinde gerçekleştiriliyor ve çekim işlemi sadece saliseler içerisinde yapılabiliyor. Bunun dışında yine LG G4'ün kamerası içerisinde yer alan temel modda fotoğraf ve video çekim tuşlarını ekranın sağ tarafında görürüz. Sol tarafta da çeşitli kamera ayarlarının bulunduğunu görürüz. Flaşı kapatıp açma, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma, otomatik panorama, çift kamera modları arasında geçiş veya bunun dışında HDR, görüntü oranı, sesli çekim bu gibi özellikleri kapatıp açmaya yarayan çeşitli kontrolleri temel modda görüyoruz. LG G4'ün kamerasını farklı kılan özelliklerinden bir tanesi de manuel modlar. Aslında çoğu akıllı telefon kamerasında manuel modların bulunduğunu görüyoruz. Beyaz dengesi, bunun dışında ISO, deklanşör hızı gibi özelliklerin kontrol edilebildiğini görüyoruz. Ancak LG G4'ün kamera uygulamasına baktığımızda bunlar için çok daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzünün sunulduğunu görüyoruz.
Manuel modu açtığınızda ekranın altında çeşitli kontrolleri göreceksiniz. Beyaz dengesi üzerinden beyaz dengesini ayarlayabilir, renk sıcaklığını dilediğiniz gibi değiştirebilir. Bunun dışında odak, manuel odağı kullanarak odağı makro veya sonsuz odak olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında pozlama dengesini değiştirerek farklı ışık koşullarında pozlamanın sizin istediğiniz gibi yapılmasını sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde ISO ve deklanşör hızını da değiştirerek özellikle gece çekim yaparken daha iyi sonuçlar elde etmenizi mümkün kılabilirsiniz. Bu arada LG G4'te profesyonel fotoğrafçıları memnun edecek bir özellik de var. Fotoğrafları sadece JPEG formatında değil aynı zamanda RAW formatında kaydedebilirsiniz. Böylelikle çekmiş olduğunuz fotoğrafları Photoshop ve benzeri fotoğraf uygulamalarında çok daha rahat şekilde düzenlemeniz mümkün olacaktır. LG G4 video tarafında da önemli özellikler sunuyor. 4K video kaydı LG G4'ün yetenekler arasında bulunuyor. Artık 4K video kaydı çoğu üst sınıf akıllı telefonun sunduğu özelliklerden bir tanesi. İşte LG G4'te 16 megapiksel kamerasıyla 4K video keyfini sunuyor. Ön tarafta yer alan 8 megapiksel kamerada çeşitli imkanları sunuyor. Oldukça kaliteli, pürüzsüzlüğün azaltıldığı, yüz güzelliği özelliğinin bulunduğu bir kamera var ve aynı zamanda gesture shot özelliği var. Geçen yılın telefonunda biliyorsunuz gesture shot parmağınızı ekranda yumruk hareketi yaparak deklanşörü tetikliyordu ve bu şekilde fotoğraf çekmeniz mümkün oluyordu. Bu yılın gesture shot özelliğine bir eklenti yapılmış. Parmağınızı ekrana getirip iki kere yumruk yaptığınızda ard arda fotoğraf kabin özelliği çalışıyor ve ard arda tek fotoğraf yerine 4 farklı fotoğraf çekiliyor. Böylelikle de çekilmiş olan 4 farklı fotoğraftan beğendiğinizi seçip bunları saklayabilirsiniz. LG G4 ile ilgili aktaracaklarımız temel olarak bunlar. Tabii telefonla ilgili detaylar bunlarla sınırlı değil. LG G4 ile ilgili daha fazla detay, çekilmiş olan fotoğraflar ve videolar ve ekstra yorumlar için sizi teknoblog.com'daki detaylı incelemesine bekliyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.